Siz şu andaki Başbakan Mitsotakis'in dış politikasını onaylıyor musunuz? Mitsotakis'in politikasında eleştirdiğimiz şey tam olarak biraz önce bahsettiğim diyalog ve uluslararası Lahey Mahkemesi aracılığıyla çözümün teşvik edilmesi yönündeki bu çaba eksikliğidir. Mitsotakis ve hükümeti bahsettiğimiz bu çözümleri teşvik etmek için somut önlemler almayı tercih etmiyor. Örneğin, Haziran ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin yükseltilmesi konusunu Avrupa Konseyi'nde görüşürken Yunanistan'ın bu yükseltmeyi koşulsuz kabul etmemesini önerdik ve burada olması gereken tek şartın Türkiye'nin bizimle birlikte Uluslararası Lahey Mahkemesi'ne gitmeyi kabul etmesi olmalıdır. Bunu şantaj olarak görenler olacaktır ama ben bunu bir şantaj olarak görmüyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi mahkemeye gitmek bu anlaşmazlığı çözmek için her iki taraf için de en iyi çözüm. Yani Mitsotakis hükümetinin diğer politikalarına karşı değiliz. Ama asıl itirazımız bu. İkinci itirazımızsa ordumuzu güvenilir ve her türlü tehdide cevap verebilecek hale getiren her şeyi elbette destekliyoruz. Ancak bunun Türkiye ile bir silahlanma yarışını tetiklememesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim zamanımızda hükümetin yaptığı gibi akıllı ve stratejik bir planlamayla bu adımların atılması gerektiğini savunuyoruz. Bu soruya Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken yaşadığım deneyime dayanarak bir cevap vermek istiyorum. Hükümetimizde Doğu Akdeniz'de üç yönlü işbirliği planlarını teşvik etmeye çalıştık. Ancak her zaman temel olarak Yunanistan ve Türkiye'yi aldık. Bölgedeki diğer ülkelerde işbirliği yaparak ortak bir uzlaşma alanı sağlamaya çalıştık. Bu işbirliklerine İsrail, Mısır, Filistin ve Lübnan'da olmak üzere Doğu Akdeniz'de yer alan bütün ülkeleri katmaya çalıştık. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka dayalı bir işbirliği kurmalıyız diye düşünüyorum. Ben Dışişleri Bakanı iken bunun için neler yaptığımı biraz anlatayım. Biraz önce de bahsettiğim gibi Yunanistan Doğu Akdeniz'de üç yönlü işbirliği ağını destekledi. Bu üçlü işbirliğinin temelinde Yunanistan ve Kıbrıs vardı ve ardında başka bir ülke vardı. Mısır, İsrail, Türkiye, Filistin ve Lübnan. Bu diplomatik politikaların zirvesi Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik onayıyla kabul ettiği East-Med boru hattı için yapılan anlaşmaydı. East-Med boru hattının inşası için siyasi kararın imzalanmasının hemen ertesi günü çok net bir mesaj vermek üzere arkadaşım ve mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Antalya'ya gittim. Bu mesaj, Türkiye'nin bu işbirliğinin Doğu Akdeniz'de barışçıl işbirliği çabasının dışında kalmadığı ve Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uymak şartıyla East-Med boru hattı projesine dahil olmakta serbest olduklarıydı. Çünkü her anlaşmanın işleyebilmesi için bir çerçeveye sahip olması gerekir ve bu çerçeve her türlü denizcilik işbirliğine ilişkin olarak deniz hukuku ve Birleşmiş Milletler'in Montego Körfezi Konvansiyonu ile sağlanır. Sizin döneminizde Türkiye ile Yunanistan oldukça yakınlaşmıştı. Bayağı aramızda hani sıcak rüzgarlar esiyordu. Ne oldu da şimdi Mitsotakis bu rüzgarları sertleştirmeye başladı? İç politikayla mı ilgili yoksa Türkiye ile ilgili bir durum var? Çünkü baktığınız zaman Türkiye'de değişen bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Daha ileri gitme ve dürüst olma çabası olmadan sadece müzakereler yoluyla olası bir çözüme ulaşma olasılıkları konusunda pek iyimser değilim. Bu yüzden daha önce de söylediğim gibi Uluslararası Lahey Mahkemesi'ne gitmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama oraya gitmek için bile mahkemenin tam olarak neye karar vereceğini belirlemesi için aramızda bir anlaşma, bir taslak olması gerekiyor. Ama ilk karar siyasi ve kolay bir karar ve cevabı evet mahkemeye gitmeliyiz olmalı. Bu teklif Yunanistan'ın 1965'ten beri bir önerisidir. O zamanki Yunanistan Başbakanı Karamanlis, teklifin üstünden birkaç gün geçtikten sonra o zamanki Türkiye Başbakanı Demirel'le anlaşmıştı. Fakat Demirel yeniden düşündü ve mahkemeye gitmeyi kabul etmedi. Bence bu çok basit bir karar olmalı. İlk olarak iki tarafın da münasır ekonomik bölgeler için farklı talepleri ve farklı yasaları var. Aramızda oluşan bu farklılıkları ve anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gidip güvenilir bir üçüncü kişinin bize yardım etmesine izin vermeliyiz. Bu, ülkelerin insanların aralarında hiçbir sorun olmadığı iki ülke olarak hemfikir olmamız gereken bir şey. Aramızdaki sorunları mutlaka barışçıl yollarla çözmeliyiz. Çok fazla Türk arkadaşım var ve size rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk arkadaşlarımın yanında diğer yabancı arkadaşlarımla olduğumdan çok daha rahatım. Türkiye'nin sadece Yunanistan'la ilgili değil, tüm bölgeyle ilgili emelleri var. Kafkasya'dan Libya'ya ve hatta ötesine. Biliyorsunuz,
Türkiye'nin sahip olduğu en büyük askeri üslerden biri Cibuti'de, yani Doğu Akdeniz'in dışında. Ve bu hırsların yine tek bir koşulla meşru olduğunu düşünüyorum. Bu röportaj boyunca bahsettiğim aynı koşul, uluslararası hukuka saygı. Türkiye'nin Libya'da misyoner güçler aracılığıyla askeri varlığının olduğunu ve hatta belki de Azerbaycan'da da Karabağ olayında aktif rol oynadığını biliyoruz. Uluslararası sahnede statünüzü ve pozisyonunuzu yeniden teyit etme arzusuna sahip olmanın kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Ancak her devlet bunu uluslararası hukuka ve uluslararası yasallıklara saygı duyarak yapmalıdır. Ve bence uluslararası hukuka ve kurallara uyma konusu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Konseyi'nin gelecekteki ilişkileri açısından da temel bir sınav. Size bir örnek vermek gerekirse, Avrupa Birliği'nden çok daha geniş bir organizasyon olan Avrupa Konseyi'nde sadece Avrupa Birliği üyesi 27 ülke bulunmuyor. Avrupa Konseyi'nde Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere tam 47 ülke bulunuyor. Uluslararası topluma katılmak isteyen her devletin uluslararası yükümlülüklerine, uluslararası anlaşmalara saygı duyması ve komşu ülkelerle onları tehdit etmemek ve yıldırmamak için dostça davranması gerektiğini düşünüyorum. Bence Türkiye'nin dış politikasında yeniden gözden geçirmesi gereken bir konu bu. Geçmişte farklı türden politikalar için tekliflerimiz olduğunu hatırlatırım. Biliyorsunuz, biz hep böyle değildik. Şimdi iki ülke de düşmanca tavırlar sergiliyor. Bence bu iki ülkenin de üstünde çalışması gereken bir konu. Dediğim gibi, ben şahsen Yunan-Türk dostluğuna yürekten inanan biriyim. Ve geçmişte de halkların iletişimi, belediyeler arası alışverişi için çok çaba sarf ettik. Piyanist bir kuzenim var ve bir Türk cellistle çalışıyor. Düet yapıyorlar. Birlikte birçok performans sergiliyorlar. Birlikte birçok ödül kazandılar. Bunlar Yunan-Türk dostluğuna dair çok önemli işaretlerdir. Bence hükümetlerin ötesinde tüm insanlar komşularını kardeş olarak görmeli. Ve bundan sonra belki ikili ilişkilerimizde dostlukla süren bir geleceğimiz olur. We are going to have a better future in our bilateral relations. Bazı ülkelerin teşvik ve kıkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlama sevdası başladı Yunanistan'da. Fakat biz diyoruz ki önce matematik, önce tarih. Bunlara bakın. Sayın Kortagolas, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, 5'ne 1K'da bugün New York sokaklarındayız, 5. caddedeyiz ve söylediğim gibi sizlere 1949 yılında kurulan Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini belki de en yakından takip eden, geliştiren Amerikan Türk Cemiyeti'nin önemli bir galası için buradaydım. Galadan bahsettim. İsterseniz biraz daha bahsedip kapatayım. Eğitim, kültür alışverişi ve hayırseverlik gibi pek çok sosyal sorumluluk projesini iki ülke arasındaki işbirliği geliştiriyor ve Amerikan Türk Kültür Sanat Etkinlikleri de bu programlarda vurgulanıyor. 20 yılı aşkın süredir başkanlığını efsanevi müzik yapımcısı Atlantic Records'un da kurucusu Ahmet Ertegün yapmıştı. Cemiyet oldukça aktif. 2006'da Ahmet Ertegün hayatını kaybettikten sonra bir süre yine faaliyetlerine devam etmişti ama 2020'de bu sefer sahneye Suzan Sabancı Dinçer çıktı ve HSBC Amerika'nın CEO'su Michael Roberts'la Suzan Sabancı Dinçer cemiyetin eş başkanı oldular ve Suzan Sabancı Dinçer yepyeni bir vizyon ortaya koydu ve gördüğümüz kadarıyla da pandemiden dolayı 2020 yılını kayıp yılı ilan etmişti. Şimdi ise cemiyetin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine bugüne kadar yaptığı katkıyı hiç kesintiye uğratmadan devam ettirmek için, ileriye taşımak için çalışıyoruz dedi ve de bu özel gecede önemli de bir konuşma yaptı. Şu anda Türk ve Amerikan iş adamlarının who is who, yani kim kimdir'i anlattıkları ilginç bir çalışmaya da imza atıyorlar. Bu gecede de önemli Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli isimler bu geceye de katılanlar arasındaydı. Sevgili seyirciler, New York'taki yayınımızı yavaş yavaş bitireceğiz. Kısa bir ara vereceğiz, ardından 5'ine 1K'ya veda ediyoruz.